Evet arkadaşlar, bu videomuzda Canon'un ESNC MF635CX model yazıcısının transfer belt ünitesi dediğimiz parçasını değiştirmeyi, sökmeyi göstereceğiz. Öncelikle ön kapağımızı açıyoruz ve transfer belt dediğimiz parçamız şurada görüyorsunuz. Yırtık. Bu parçayı yerinden sökeceğiz. Öncelikle kağıt kasetimizi çıkartıyoruz. Ön kapağımızı açıyoruz. Arka kapağımızı açıyoruz. Görüyorsunuz transfer belt parçalanmış. Şu yan kapaklarımızı alacağız öncelikle. Onları da sökeceğiz. Sonra diğer taraftaki kapağımızı çıkaracağız. Evet, bu kapağımızı da aldık. Daha sonrasında toner çekmecemizi sona çekiyoruz. Şuradan hafiften çıkartıyoruz. Sonra şu parçamızı yerinden çıkaracağız. Şurada hafif bir eğim oldu. Bunu taktıktan sonra tekrar tornavida yardımıyla şu şekilde düzelteceğiz. Evet, transfer belt parçamız burada. Şimdi bu parçanın burada bir civatası var. Bir civatası burada var. Sonrasında iç tarafta bir civatamız daha var. Saplaması var. Onları sökmeye göstereceğiz. Bunlar transfer beltin bağlı olan kollar. Diğeri de burada. Gördüğünüz gibi bunlar şu şekilde hareketli parçalar. Şimdi diğer tarafta saplamamız var, onu çıkaracağız. Evet arkadaşlar, saplama dediğimiz parçamız şu görmüş olduğunuz beyaz plastiğe bağlı. Bu saplamadan kastımız transfer beltin hareket yerinden oynamasını sağlayan bir saplama. Şimdi bunu çıkarmadan önce
Şuradaki şu siyah plastiği yerinden çıkartıyoruz. Şurada tırnağı var. Bir de şurada tırnağı var. Şunu çıkartıyoruz ki daha rahat görelim diye. Şu parçamız. Bu parçanın da gördüğünüz gibi şurada kol var bir tane. Şurada kol var. Şu kolu. Şu şekilde çekip yerinden çekip hafiften oynatıyoruz yerinden. Şu şekilde hareket ediyor bakın. Gördüğünüz gibi. Şu an parçamızı görüyorsunuz. Hareket ediyor. Bu tam olarak yerinden çıkmıyor. Onun görevi şu şekilde göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi o saplama transfer beltin çıkmasını sağlıyor. O parça tamamen yerinden çıkmıyor. Gördüğünüz gibi tam fenerin ucunda. Sadece geri çektiğimizde belli bir santim kadar geri geliyor. Sonrasında transfer beltimizi çıkartıyoruz. Yenisini takınca saplamamızı tekrar yerine oturtuyoruz. Daha sonra transfer beltimizin bağlı olduğu şurada soket var. Bu soketimizi de yerinden çıkartıyoruz. Her ihtimale karşı birden çekip kabloyu kopartabiliriz. Evet, şimdi transfer beltimizi yerinden çıkaracağız. Şuradaki mandalları hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında önemli bir husus var. Transfer beltimizi şurada tutan bir geçme var. Ufak bir transfer beltin çarkına takılıp transfer belti çeviren parça. O parçayı tornavida yardımıyla bahsettiğimiz parça şu parça arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz metal. Şunu hafif şu tarafa doğru itiyoruz ve transfer beltimizi yerinden çıkartıyoruz. Evet. Transfer beltimizin ne hale geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu artık yapacak bir şey yok. Çöp. Cihazımızın içerisinde temizleyeceğiz. Cihazımızın içini temizledikten sonra sağlam transfer beltimizi getirip takacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni transfer ünitemiz. Şimdi bunu yerine montaj yapacağız. Az önceki bahsettiğimiz parça şuydu arkadaşlar. Bakın bu hareketli. Şu şekilde. Bu parçayı geri çekip transfer beltimizi o şekilde çıkartıyoruz. Yoksa o parça engel oluyor çıkmasına. Takarken de yine bu parçayı itip yerine o şekilde takacağız. Transfer beltimizi yerine oturttuk. Şuradaki oklar, çıkıntılar buraya giriyor. Yine şuradaki çıkıntılar da buraya girecek. Evet arkadaşlar, transfer beltimizi yerine oturttuk. Son olarak şuradaki çarkımızı buradan hafif geri çekiyoruz. Geri çekiyoruz. Ve transfer beltimizi yerine oturtuyoruz. Daha sonrasında şuradaki
görmüş olduğunuz parçalarımızı yerine takıyoruz. Ve şuradakini. Evet, şimdi bunların civatalarını sıkacağız. Buradaki işlemimiz bitiyor. Ve şu arkadaki saplamaya geliyoruz. O saplamayı da yerine oturtacağız. Evet. Buradaki saplamamız da arkadaşlar şu şekilde. Yerine takıp çeviriyoruz orada. Parçamızı yerine oturttuk. Soketimizi unutmuyoruz. Soketimizi taktık. Şimdi diğer arka tarafın parçalarını takıp evet. Diğer parçamızı da yerine taktıktan sonra işlemimizi tamamlıyoruz. Evet, bu parçamızı da yerine taktık. Burası da tamam. Ön tarafta tamam. Sadece burada toner kasetimiz var. Bunu da yerine şu şekilde geçmeleri var. Oraya getirip oturtuyoruz. Evet, bu işlem bu kadar. Bu şekilde değiştirebiliriz. Şimdi biz tonerlerimizi takacağız. Kapaklarımızı kapatıp cihazımızı test aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, cihazımızın transfer beltini değiştirdik ve çıktılarımızı aldık şu şekilde. Sizler de bu şekilde transfer belti değiştirebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.